kendimden tiksindim hocam, bir saniye, ben şu an bir kendimden tiksindim. Şu an bir kendimle barışmaya çalışıyorum abi. Çünkü bu insan, bir insan bu kadar kötü bir süpermarket yapamaz. Yayın donuyor. Mor kedi benden kaynaklı değil. Reisim, benim hiç sıkıntı yok. Kapıları tek yön yapış da girmesinler çıkışlardan. Yok, giren yok zaten abi. Yani kimse şey yapmıyor. Bu buradan yürüyüp içeri girmiyor. Buradan sadece çıkıyorlar. Ha, ama girişten çıkmasınlar diyorsan mantıklı. Sök. Dur, girişten çıkmasınlar diyorsan mantıklı. Baba şimdi nasıl girecekler? Böyle girecekler değil mi? Burası giriş. Çıkamayacakları şekilde ayarlayalım. Aynen. Tek bir noktadan çıkmak zorunda kalsınlar. Ben devreyi bu arada bayağı kötü ayarladım ya. Sadece buradan girip buradan çıkacaklar. O zaman rahatlama olur mu? Olur. Ya yeni kasiyerler yaptığımızda da şu girişi uzatırız ya. Yani yeni kasiyerler geldiğinde girişi uzatırız abi. Biz şimdi neyi araştırıyoruz? Güvenlik 2'yi araştırıyoruz. Böyle yeni atanabilir malzemeler var mı? Taze meyve ve sebze. Abi şuraya taze meyve koy, şuraya taze sebze koy. Taze ekmek almıyor işte millet yani. Bunu bir artık kafama sokmam lazım. Tamam. Başka bir şey var mı böyle buralarda? Tık 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 tık. Hepsinden ikişer tane. Güzel. Şunlardan yana bir şey var mı? Yok, hepsinden ikişer tane. Güzel. Market iyi ya. Market iyi yani. Güvenlik ayarı hariç her şey yolunda bence. Ama mesajlar akıyor, yayın donuyor bende direkt. Babuş valla ben bilmiyorum yani, bende bir sıkıntı yok gibi. Gamerzone, Efe ve Zanri Semih, teşekkürler takipleriniz için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Güvenlik, hop hemşerim, nereye? Nereye kardeşim? Nereye gidiyorsun? Şu güvenliği bir araştırsanız artık. Parmakları kopasıcalar, ben size boşuna mı para ödüyorum? Abi dükkan 200 müşteri falan çekiyor günlük takribi. Ama hala zarardayız. Çok fazla personel çalıştırıyor bundan bence. Ama otur daha bir ayına yani. Daha fazla temizlikçi almam. Daha fazla depocu almam. Sadece kasiyer alacağım yani. Oturdur ayına. Bak çalan elemanları da yakalıyoruz, çalan çırpanları. Bak günlük 300 müşteri çekiyor abi dükkan. 24 saat açık. 300 müşteri çekiyor ama para bir türlü eksiden artıya çıkmıyor. Maaşlardan kaynaklı bence ya. Bak günlük ciromuz falan güzel. Artıya geçemiyoruz abi. Geçeceğiz, geçeceğiz. Ürün çeşitliliği yapacağız, geçeceğiz baba bak. Buralarda da adamlar falan var. Büfe aç. Oğlum bir dur anasını satayım ya. Tamam. Fast food restoran açarız ileride de şu an mümkün değil abi. Yok moruk, artıya geçemiyoruz ya. Artıya geçemiyoruz yani, her gün... Her gün zarar ediyor dükkan yani. Her gün zarar ediyor dükkan. İşçileri kovayım abi birkaç tane. İşçi kovayım. Hocam selamun aleyküm. Bakım merkezine gel. Personele gel. Buradan inşaatçıya gel. Abi iş haddinize son verildi. İş haddinize son verildi. İki tane adamı bir işten kovalım. Biraz maaş düşsün. 7200 maaş ödüyorum abi. O yüzden... Eğri böyle. Bir 10 dolar kar ederim ya. Girişteki güvenliğe gerek yok. Çok doğru abi. Çok doğru. Girişten çıkamıyorlar ki. Şunları sil. Vallahi doğru. Abi yönet. Abi güvenlik merkezi. Güvenlik merkezinde personel nerede? Personel. Hepsi. Sen neredesin? Sen buraya bakıyorsun. Sen kovuldun. Başka kim buraya bakıyor? Sen buraya bakıyorsun. Sen kovuldun. Abi devreye düzenlemeye gerek yok. Sil. Sil abi burayı. Heh. Aynen. Aynen abi. Doğru dedin Oni. Doğru dedin Oni. Vallahi volkanım benim be. Volkanımda ne göz var ya. Adam direkt geldi bizi ipten aldı, yemin ediyorum. Elektronik eşya tedarikçisi, oyun konsolları, akıllı telefonlar, tabletler, MP3 çalarlar falan. Bunların kar marjı çok güzel olmaz mı ya elektronik eşya? Temizlik teknolojisi, bowling. Bunları yapmadan önce biraz daha dişimizi mi sıksak acaba? Sinema, kimyasal ürünler. Dur böyle bir temizlik aletlerini falan alalım.
Sonra temizlikçilerimi ve depo çalışanlarımı upgrade'leyeceğim. Temizlikçileri ve depo çalışanlarını upgrade'ledikten sonra da teknolojik ürünler alacağım. Vallahi Volkan'ım beni zarardan kurtarıyor ya. Çete bakarken eğilince kararıyor. Şey kamera mı? O şeyden dolayı ya, ışıkları açmam lazım. Şimdi ben onu kimden rica etsem? Anne! Anne diye bağırmak da hoşuma gitmiyordu, ne yapayım? Anne! Biraz can çekişiyor gibi bağırayım. Şimdi ben yayındayım ya, şey yapmıyor. Benim Mısai falan bağırmam lazım. Şu sıralar kemer sıkma üzerine master yapıyorum ve o yüzdendir kanka. Şeyden dolayı değil mi? İleride evlilik hazırlığı falan var. Anne diye bağıran yayıncı 2013. Hoş geldin Ege Efendi. Ne, bir ara yalvarırım birine, onu hallederiz. O şey yapılmayacak bir şey değil, halledilmeyecek bir şey değil. Evlilik hazırlıklarından dolayı değil mi kankam? Adam yani kemer sıkma politikasını şey yapar, benimser. Teşekkür ederim Koala, sana da güzel günler. Eyvallah, umarım güzel zaman geçirirsin. Kalk yap, koltuk çok rahat kanka. Yayın tekrarını 5 dakikalığına açsana, yayın başına bakacağım. 5 dolar ver. 5 dolar ver, bak yayın başına. Giuse Tomese, yapacak bir şey yok. Sen ayrıca sen bizi bitirdin oğlum. Sen bizi bitirdin ya. Ya gittin yeni emot ayarlayacağım abi. Kanal abonelik rozetlerini değiştireceğim diye. Ulan kaç senelik kanalız, yıldız kullanıyoruz senin yüzünden be. Böyle kestane Gürgen Palamut Palamut'a çevirdi böyle. Bir insanın yayın giriş şeysi Palamut olabilir mi ya? Bizi bitirdin ya, bizi bitirdin ya. Abi daha fazla kasa açar mıyım bilmiyorum da, açarsam da şimdi değil. O yüzden şöyle bir şuraya hizalayalım şeyleri. Ama böyle olmadı bak. Böyle olmadı, bir saniye. Sil. Şuralara geçiş yapılmıyor. Yanlamasına mı koysam? Yanlamasına koyarsam ne olur? Yanlamasına koyarsam millet kasaya geçemez. Şöyle tam ortalayalım mı adam ya? Ama buradan kasanın orayı işgal edeceği için alışveriş yapamazlar. Şöyle yapsak. Lan bu da labirent gibi oldu. Kasaya ulaşmak için doğru yolu bakalım kimler bulabilecek? Bu da labirent gibi oldu abi. Kasaya ulaşmak için doğru yol. Ödül oyunu değil mi? Abi şöyle yapsak. Diğerleri de böyle ve böyle olsa, şunları sayma. Kasa ödül oyunu gibi oldu moruk. Vallahi kasa ödül oyunu gibi oldu. Şimdi bu adam da buradan alışveriş yapmak için kasanın orayı mı turlayıp gelecek? Hay yapacağım mağaza düzenine de, kuracağım mağazaya da. Yemin ediyorum ödül oyunu gibi, ödül oyunu böyle yani adam. Kasaya bakalım ulaşabilecek mi? IQ'su kasaya ulaşmaya yetecek mi falan? Abi temizlik teknolojisi önce. Temizlik teknolojisi. Şimdi buraya bir gel. Abi deterjan. Deterjan ikiledik. Hocam ne geldi? Şampuan. Abi şampuan ikiledik. Kozmetik ürünleri. İkiledik kozmetik ürünlerini. Sonra diş bakımı. Sen git önce dişlerini fırçala. Sonra deodorant. Efendim deodorant tabii ki, kişisel bakım önemli. Sonra tıraş köpüğü ve jiletler. Evet, geri kalanlarını boşa almışız. Bayağı bir boşa aldığımız ürün var. İlk yardım malzemeleri. İlaçlar. İlaçlar kademe 2. Şimdi burada en fazla satılacaklar abi. En fazla satılacaklar. Muhtemelen oyuncak, masa oyunu, aksiyon figürü, bunlar diğerlerinden daha fazla satılır diye tahmin ediyorum.
Okul malzemeleri sadece okul dönemi mi satar, her daim mi satar? Muhtemelen her daim satar. Tebrik kartları ver buraya. Buraya başka ne verebilirsin abi? Başka başka başka. İlaç her türlü alınır bence ya. Başka ne verilir buraya? Tuvalet kağıdı bence önemli. Bebek bezi abi. Tavşan gibi ürüyor herkes yani. Mutlaka çocuğu sıçıyordur. İnsanlar sıçar. Normal. Başka ne koyalım? Deodorant. Evet. Leş gibi kokanlar için deodorant. Mağaza var ya, bok gibi oldu mağaza ya. Kardeşim sana amele simülatör. Aa gitti gitti, yine görüntü gitti. Sana amele simülatör lazım, belli oldu. Vereceğin odunu taşıyacağım, mala vuracağım. Vs vs. Mala vuracağım. Mala vuracağım. Viagra'yı en başa koy. Kardeşim yani dükkan belli bir satış oranına sahip de. Şimdi ben kıpırdayamıyorum da. Aha yakaladım. Abi şu otomatik kasa teknolojisi ne zaman geliyor? Ben otomatik kasayı açmak istiyorum. Elektronik sigara tedarikçisi, tütün ruhsatı, takı tedarikçisi, araç gereç tedarikçisi, medya tedarikçisi, CD, DVD de getiririz abi. Kendin öde. Ha? Satış izlemelerinden kendin ödeye gideceğiz. Ondan sonra da kasiyere para vermeye son. Şöyle şu taraflara da böyle yayılırız. Buralara da kendin öde kasaları. Eleman alsın kendi ödesin gitsin. Ama hala artıya geçemedim. Dün artıya geçtim mi? Dün de net kazancım eksi 500. Gerçi bugün ürün aldık misal. Bugün net kazancım az olursa şaşırmayacağım. Bugün ürün aldım. Farklı türden 40 ürün satıyoruz hanım, satıyoruz. Her daim satıyoruz. Ben bu arada keşke daha öncesinden perdeyi çekip şey yapsaydım, hazır hale getirseydim. Vallahi soğuk kahve olmuş kahve. Kendin öde kasası 10 bin ama kasiyere maaş ödemeyeceksin yiğidim. Yani baktığın zaman kasiyer bafından kazanacaksın. Yığılmaya bak, yığılmaya. Reis ne yapacağız? Yığılmaya bak. Bayağı bir yığılma var. Ben bu adamları nasıl halledeceğim? Mağazanın günlük kârı güzel de hadi lan bir kere de artıya geçeyim lan. Lan oğlum bir şey bak, bir şey oluyor, eksi giriyor. Bir kere artıya geçebilir miyim ya? Ya bak tam artıya geçiyordum. İbnelik yapmayın. Aha. Aha. Yaşıyoruz. İnsanların %97'si kuyruktan şikayetçi. Yaşıyoruz. Yemin ediyorum Frankenstein'a döndüm ya. Yaşıyoruz lan. Kasa çok sıkıştı baba. Dark Saga Es ve Mehmet, teşekkür ederim takipleriniz için arkadaşlar, hoş geldiniz. Kasada dayama vakaları baş gösterecek gibi mi? Abi bizim kasa açmamız lazım. Nasıl kasa açacağız? Ya da nereye başvuracağız? Şu yukarı tarafa da yerleşemeyiz ki. Lan para da yok ki böyle yeni bir şeyler yapalım, yeni yerler yapalım. Farklı türde ürünleri sat, araştırma, istatistik, talep, pazarlama. Kasa çok sıkışıyor ya günün belli saati. O kendin al kendin ödeyi yapmamız lazım bence. Bak kendin öde kasasını moruk açacağız şurayı, tamam mı? Burayı da mağazaya katacağız. Kendin öde kasasını koyacağız. Herif gelecek ama gerçi yine kuyruk bekleyecek. Yukarı kapı yaparız. Yukarıdaki kapıdan gelir, buradan çıkar. Gerçi abi tekli ikili çıkış yetiyor mu? Bence çıkışta yığılma olmuyor. Kasada yığılma oluyor full. Kasa şişiyor abi. Yer yok. Baksana özellikle böyle öğlen 2'den sonra falan babalara geliyoruz. Aleyküm selam madem reis, hoş geldin. Güvenliklerin saatini 12'şer saat yap. 3 dolardan 36 dolar kar edersin. Abi bir şey olmaz ya. Abi bir saniye, ben direkt kendin öde kasasına gideceğim. Sen bana satış izlemelerini ver. Oradan da kendin öde kasasını açacağız. Biraz yığılma olacak hocam. Evet, biraz yığılma olacak. Biraz müşteri kaçacak. Park yerine baksana moruk, yani kendi kendimizi zor idare ediyoruz anasını satayım. Tamam. Büyümeyelim. Küçülmeyelim, o bana yeter bak. Büyümeyelim ama küçülmeyelim de, tamam mı? İnsanlar mutsuz.
500 kişiden 34'ü bir daha geleni siksinler diyor. O önemli değil. Ayarlayacağız. Ayarlayacağız hocam. Bu bildiğin Sincan'daki kimse. Hiç gitmedim kanka, bilmiyorum. Hedef tamamlandı. Günlük kar 1000 dolar. 100 dolar evet. Günlük 100 dolar kar ettik. Teslimat grevi mi? 24 saat grev çağrısı mı? Evet, evet, zamanında depoya yatırım yapmayan ellerime şu an şey yapabilirim abi, vurabilirim. İnşallah bu depo yeter ya. Bu depo şimdilik bu mağazayı besler de işte bu teslimat grevinde falan babalara geleceğiz abi yarın. Yani tam isabet oldu gerçekten. Tam isabet oldu. Biz de diyorduk ki yani Allah'ın izniyle kendin öde kasalarını açarız, bir kasayı rahatlatırız. Tam o ara 10 numara oldu. Malzeme yok çünkü içeride. Adamlar kasada akraba alıyorlar. Ben ne yapabilirim abi? Dayamasınlar. Daha ne fast food restoranı açtım, ne bir şey açtım. Öyle kaldık ortada ya. Reis bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz giriş çıkışları mahvettik moruk. Ha, araştırma menüsü kendin öde kasaları. 192 saat Allah yardımcımız olsun abi. Günlük ortalama 32.2. 192 bölü 32 bölemem. 6 gün falan ya. İşte 6-7 gün civarı. Kasayı yatay değil de dikey olarak. Evet. Ya abi 6 gün sabredeceğiz. 6-7 gün sabredeceğiz. Kendin öde kasaları gelecek. Aha, depoda ürün bitti. Yavaş alın lan. Kıtlık mı var? Savaş mı var? Yavaş alın, yavaş. Günlük 5000 satış. Abi 5000 satışa rağmen artıya geçemiyoruz ya gerçekten. Dün 160 dolar kar etmişiz. Allah'ın izniyle bugün kar edemiyoruz abi. Tövbe yarabbim, tövbe. Neye gidiyor bu para, anlamıyorum ki. Abi sizin böyle taze meyve sebze falan alacağınız yok herhalde. Çok fazla hırsız yakaladık bu arada ya. Lan oğlum, şu ürünün tarihi geçtiyse bunu değiştirsene. Yiğidim, canım. Ah, depoya malzemeler geldi, yenileriyle tazeleniyor Allah'tan. Neyse, dükkanı yiyip bitirmediler abi. 5-6 gün AFK, güç tasarrufu modunu alabiliriz. Ya da güç tasarrufu modundan ziyade bir tane yatay kasa koyalım, bir tane daha. Abi dur, şurayı bir al abi, şurayı bir al. Al burayı, al 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 al. Al burayı, al burayı. Ve moruk, bence şurası gereksiz abi. Şurası gereksiz bak. Şurası gereksiz. Kaldır burayı abi, duvar. Sil buranın duvarını. Şunu da sil. Burası gereksiz. Burada kapıyla uğraşmasınlar. Şuradan gelip gelip çıksınlar abi. Burada sıkışmasın elemanlar. Şimdi selamun aleyküm. Tahsis et. Burayı bir mağazaya ata. Biz bu mağazadan zaten dilimiz yandı. Bir de nasıl şey açalım? Sinema minama açalım. İflas etmeyiz. Hallederiz de. Geceliğine müşterilere az oluyor. İki tane kasiyeri sal. Kasiyerler dursun. Yığılma oluyor moruk. Yığılmayı falan engellemek lazım. İşte bak, şuralara şimdi iki tane kendin al kasası atsak vallahi rahatlarız ya. Bir kasiyer daha mı atsam, kendin al kasasını mı beklesem? Ha bak, şöyle kasa kursak. Abicim böyle de kasa kurulmaz ki. Şöyle kursak kasayı. Şu arkadaki ürüne erişemeyecekler bu sefer. Ve ürünü alan adam dışarı çıkmak için can çekişecek. Ya yok abi, bizim tek çözümümüz kendin öde kasaları ya. Yığılma olsun, ne yapalım? Şuraya iki tane kendin öde kasası atacağız. Yanlara da ürünler falan dizeceğiz böyle, anca öyle. Bir şeyde iki olmayan var mı? Her şeyimiz iki. Buzdolabı falan alırız ya. Süt, taze balık falan filan, taze et satarız abi dolaplardan. Bekleyeceğiz baba, yapacak bir şey yok ya. Ben o riski göze alamam. İflas değil, iflasın 5 katı. Ya yok yiğidim, kurtarırız, kurtarırız. Market büyük, alan... Evet, 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 marketi büyütmek lazım. Dar alana yerleştik ya. Bak şuraya bir de şey attım ya, otopark attım ya. Bu otopark da bizi bitirdi, işçi otoparkı. Şu yukarıdan büyürüz diye düşündüm şöyle. O bizi bir bitirdi abi. Keşke böyle iyice yol çekip tam ortaya falan kursaydım marketi ya. Neyse, en azından ayda lan günlük karda izledik. Dün 200 dolar kaybetmişiz. Bugün de kaybediyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah zarar ediyoruz abi.
Market neden kâr edemiyor? Satış yok baba, satış yok. Latif. Baba, peynir ekmek baba. Acıktıysan mis gibi. Anne! Bir bakar mısın? Sana zahmet. Anne, kamerayı kapattım da sana zahmet. Perdeyi çekip bir ışığı açar mısın ya? Şey, kamera kararıyorum işte. Dışarısı şey ya. Karanlık. Sağ ol anne. Aleyküm selam Maho, hoş geldin. Abi zarar edeceğiz de bak, şimdi o kendin öde kasaları geldikten sonra kasalar pahalı, eyvallah, 10 bin dolar falan vereceksin. Ama en azından teşekkür ederim anne. 10 bin dolar falan vereceksin ama en azından şey yapmayacaksın. Şimdi karar mı oluyor mu? Yine olur da öyle eğilmem lazım komple. Şimdi daha rahat ederiz. Çinko senpai. Eyvallahcım Kaiser. Eyvallah Kaiser'cim. Aleyküm selam. Eyvallahcım ne ya? Çinko senpai. Az kaldı, az az. Sıkacağız dişimizi, vermeyeceğiz yanımızı. Bak şuraya iki tane atacağız abi, tamam mı? Belki ikisini yan yana atarız böyle kenarlara ürün. Yok, olmaz. Bir tane böyle attık kenara ürün. Bir tane böyle attık kenara ürün. Böyle ürün, böyle ürün. Evet evet, o şekilde ilerleyecek. O şekilde ilerleyecek. Ya da nasıl ayarlanıyorsa artık ya, hallederiz. Sonra da mağazayı büyütürüz yavaş yavaş. Bak şimdi bizim eksiğimiz, güzel kar ettik elhamdülillah. Günü karla kapatalım. Bizim eksiğimiz kasadayı. Yeniden başla, haritanın ortasına market aç. Abi gerek yok. Gerek yok. İnan gerek yok. Halledeceğiz. Merak etme. Olmadı bak, burayı şey olarak kullanırız, tamam mı? Burası hani deney alanı gibi bir şeydi. Buradan ilerletiriz yolu. Şuraya kendimiz büyük market kurarız. Burası şube gibi bir şey olur. Aynı yeri büyütmek zorunda değiliz. Şu an bir eksi yeme durumundan kurtulalım. Biraz böyle cebimiz para görsün, halledeceğiz. Master Sarpa. Baba ben de bilmiyorum ya. Ben de çalıştıramadım modları, biliyor musun? Deren Umut. Subscriber olmuş. Hacım, subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Vladimir Banna ve İson Hayati, teşekkür ederim. İson Hayati, takipler için çok çok sağ olun. Ve Üzeyir Halim, hoş geldin, takibin için teşekkürler. Umut, hoş geldin. Artık yayın tekrarlarını anında izleyebilir. Chatte reklamsız yayın keyfine doyabilirsin ve çok teşekkür ederim. Merak etme, abonelik modları bozuldu. Çok yakın zamanda düzelteceğim. Aynen abi, bir iki şubeyle de işi halledebiliriz. Ve o şubelere sadece kendin öde kasası koyacağım. Hani bir tek depocular çalışacak. O da ne olacak? Yani ister istemez kar edeceksin. Çünkü eleman çalıştırmıyorsun.